tanı anlamında hasta size geldi ve dedi ki hocam benim göğsümde kitle hissediyorum. Siz de gereken tetkikleri hastaya yaptınız. Ve tanıda tümör iyi huyluysa nasıl bir tedavi, kötü huyluysa nasıl bir tedavi prosedürü hastaya uyguluyorsunuz? Şimdi bunları yaptığımız tetkiklerde radyologlar da önemli katkıları oluyor. İşte buna göre bazen şüpheli lezyonlar veya şüphe duyulmayan lezyonlar şeklinde belirliyorlar. BİRADS sınıflandırmasına göre, yani BİRADS 1 dediği zaman bundan herhangi bir kuşkumuz yok anlamına geliyor. BİRADS 2, 3 yine normal olabilecek gibi, ama 3'ten sonra şüpheli, 4 hele 5 olduğu zaman kesin bu tümör, kanser anlamına geliyor. Ancak yine de bizim bu radyolojik görüntüleme metotlarıyla yaptığımız teşhisleri kesin olarak patolojik tetkikle sonuçlandırmamız gerekiyor. Patolojik tetkikte iğne biyopsisi, turukat biyopsi veya eksizyonal biyopsi çıkarılması veya ameliyatta frozen yapılmasıyla kesinleşiyor. Her tümöral lezyona ameliyat gerekir mi? Şüpheli olana mutlaka gerekir. Şüpheli olanın alınması gerekir. Ama şüpheli olmayan lezyonların da takip edilmesi gerekir. Zaman zaman belli periyotlarda yine incelenmesi gerekir. Neticede karşımıza tabii, eğer kanaatimiz selim yöndeyse, hastaya gözün aydın diyoruz. Yani benign tümörse gözün aydın, şükür korkulacak bir şey yoktur diyoruz. Ama yani yaptığımızda şüpheli çıkar, kanser çıkar, ona göre o zaman farklı tedavilere tedavilerin planlamasını yapıyoruz. Bunun daha çok tedavileri kanser çıktıktan sonra öncelikle ameliyat. Hasta iyi huylu tümör anlamında gözünüz aydın diyebiliyorsunuz. Ama evet, hastanın keyfini de kaçıracak bir durumda kötü tümör tanısını koydunuz. Tabi orada nedir tedavi alanları, ameliyat mı, ilaç mı, dinlemek isteriz hocam. Evet. Eğer bir kanser durumu kesinleşmişse, belirlenmişse, o zaman diyoruz ki öncelikle bunun tedavileri hastaya açıklıyoruz. Yani birinci tedavisi hemen hemen cerrahi tedavidir. Işın tedavisi veya kemoterapi, bunlar da duruma göre değerlendirilebiliyor. Eğer çok ilerlememiş, başka o alanlara sıçramamış bir tümörse ve yani 1-2 santim, 3 santim boyutlarında bir tümörse, bunlarda farklı tedaviler önerebiliyoruz. Koruyucu meme cerrahisi yapmak gibi durumlar olabiliyor. Koltuk altına sıçramış, sıçramamış durumları yine bizi etkiliyor veya ameliyat esnasında bunun tümörü çıkarıyoruz, frozen'ını yapıyoruz ve tümörün yeterli bir çevre dokuyla beraber çıkarılıp çıkarılmadığını patologdan öğreniyoruz ve güvenli bir çevre dokusuyla birlikte çıkarıldığı haberini aldığımız zaman koltuk altında lenf düğümlerine bir sıçrama olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Burada koltuk altındaki lenf düğümlerine sıçrama varsa, yine koltuk altındaki bütün lenf düğümleri hepsi birden alınabiliyor. Yani memenin, kanserin tespit edildiği taraftaki koltuk altı lenf düğümleri alınabiliyor. Ama sentinel node dediğimiz tümöre yakın lenf nodlarında eğer sıçrama yoksa, birkaç tane örnek aldıktan sonra koltuk altına dokunmadan meme koruyucu ameliyatımızı
tamamlamış oluyoruz. Ama bazen daha avanse vakalar, ilerlemiş vakalarda bazen memenin komple tamamen alınması, yani bir mastektomi yapılması söz konusu olabilir. O zaman da memenin alınması hastayla konuşulur, ona önerilir. Bu sağlığının hayati bir şekilde güvence altına alınabilmesi için meme dokusunun tamamı alınır, aksillanın tamamı kürete edilebilir. Bu ameliyatlar bazen kemoterapi yapıldıktan sonra da yapılabilir. Memedeki kitlenin küçültülmesi, koltuk altındaki lezyonların geriletilebilmesi için bu şekilde de yapılır. Bazen de çok ilerlemiş, açık yaralara dönüşmüş meme kanserleri oluyor. Bunların tabi bakımı zor oluyor, kirlenmiş oluyor, çamaşırlarını falan kirletmiş oluyor. O zaman da bazen semptomatik bir ameliyat da yapılabiliyor. Ameliyatlardan sonra kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerle de hastanın sağlığı güvence altına alınmış olabiliyor, alınıyor. Radyoterapi için özel tabii her yerde değil ama birçok hastanelerde şimdi radyoterapi cihazları vardır, önemli cihazlardır. Kanser konusunda ciddi yatırımlar yapılarak bu tür imkanlar elde edilmiş olabiliyor. Veya işte onkoloji merkezi vardır hastanede, onkoloji bölümünde kemoterapileri belli periyotlarla, genellikle 3 haftada bir olmak üzere tedavileri belli bir süre sürdürülebiliyor. Bazen de sadece hormon tedavisi de verilebiliyor. Böylece hastanın bir taraftan takibi, bir taraftan da tedavisi bu şekilde tamamlanmış oluyor.